Terörün ve şiddetin yarattığı travmalar kolay kolay geçmiyor. İzleri kimi zaman kuşaklardan kuşaklara aktarılıyor. Sadece yaşayanlar için değil, tanık olanlar, bu gündemi izleyenler için de durum böyle. Peki bu kadar hassas bir konuda özellikle çocukları olan bitenlerden nasıl korumalıyız? Sorularını nasıl yanıtlamalı? Hangi tavrı takınmalıyız? Psikiyatr Profesör Doktor Bengi Semerci'ye soracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bu soru aslında bizim ya acaba nasıl oluyordur diye kendi kendimize vardığımız bir soruydu ki bu yayının başında yaptığımız bağlantı sırasında Mazlum Derin Başkan Yardımcısı Abdurrahim Ay Cizre'den izlenimlerini anlatırken oradaki insanlarla konuşmalarını nakletti ve dedi ki anne babalar çocuklara ilk birkaç gün çocuğum işte havai fişekler patlıyor filan dedik ama sonrasında çocukları ikna etmekte zorlandık, onlara bunu anlatamadık dediklerini nakletti bize. Tam da aslında sizinle konuşmak istediğim şeyin damarı buydu. Çocuklar bununla nasıl başa çıkacak? Velilere, anne babalara nasıl sorumluluk düşüyor burada? Ne yapabilirler? Yani çünkü bu dalga dalga. Bir bunu yaşayan Cizreli çocuklar var. Bir de bunu televizyonda izleyen, bayrakları gören, konvoyları gören, işte cenaze törenlerini ağıtlara tanık olan çocuklar var. Önce televizyonda izleyenlerden başlayayım çünkü onlar televizyonda izlemesinler. Yani ailelerin bu tür görüntüleri çocuklara izletmemeleri gerekiyor. Çocukların bu tür görüntülerden aynen yaşamışlar kadar etkilenmeleri mümkün. Hani çocuklar bunları öğrensinler, ne yaşandığını, olup biteni öğrensinler gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü bir kere gelişim yaşına göre her çocuğun etkilenimi başka. Yani çocuk dediğimiz zaman 0-18 yaşı. Çok geniş bir kitleden bahsediyoruz. Her çocuğun bu tür şeylerden etkilenim, her yaş, gelişim yaşına, dönemine göre etkilenimi farklı. Ama her yaştaki çocuk için temel bir şey var. Terör dediğiniz zaman ya da savaş dediğiniz zaman güven duygusunun yitimi demek. Çünkü çocuklar için önemli olan şey güven. Ve ailelerinin telaşı, etrafında olup bitenler, ailelerinin çaresizliği onların o güven duygusunu çok zedeleyen bir şey. İster o terör bölgesinin içinde olsunlar, ister dışında izleyen ya da ailelerin endişesini yaşayan çocuklar olsunlar. O yüzden gelişim dönemlerine göre uygun bir şekilde çocuklara açıklama yapmak gerekiyor. Ama görüntülerin izletilmemesi gerekiyor. Ailelerin her zaman için onlarla konuşabilecekleri duygusunu vermeleri, onların ne düşündüklerini, ne hissettiklerini dinlemeleri ama ayrıntılı bir şekilde anlatmamaları gerekiyor. Dediğim gibi her gelişim dönemi farklı etkilenir. İşte okul öncesi çocuklarında daha çok aileden ayrılamama, ağlama, biraz daha gelişim dönemlerinde geri gitme, gece uykuların bozulması, altına çiş kaçırma, kabuslar görme. Okul dönemi çocuklarında okula gitmek istememe, derslerde bozulma çünkü dikkat ve konsantrasyonda dağınıklık. En önemli şey tabii ki ergenlik döneminde daha şiddete meyil, öfke, kızgınlık davranışları, o gelen ortamdaki saldırgan duyguların onlara da yansıması şeklinde. Bütün bu duyguların dışa vurmaması ve çocukların kendinde güven hissetmeleri için iki tane önemli şey var. Bir, ailelerin ve İki, toplumun onları nasıl destekledikleri. O yüzden ailelerin kendi duygularını kontrol etmeleri gerekiyor. Aile ne kadar etkileniyorsa çocuk da o kadar etkileniyor. Mutlaka dinlemek lazım çocukları. Terör bölgesinin içindeki çocukların etkilenmemeleri diye bir şey söz konusu değil. Erişkinler ne kadar etkileniyorsa onlar da o kadar etkilenecekler. Hı-hı. Ama mutlaka duygularını ailelerinin dinleyip ne hissettiklerini öğrenip ona göre biraz cevap vermeleri lazım. Yani öyle hani havai fişek patlıyor gibi ne kandıracak ya da işte ortamın çok hafif olduğu duygusunu uyandıracak şeyler ne de onları çok korkutacak, işte ürkütecek şeyler. Ama birazcık onların ne hissettiklerini öğrenip biraz onların hislerine göre davrandı. Ama hep onlara biz yanındayız, bir şey olursa biz seninleyiz, ne olursa senin yanında olacağız ve ne olursa paylaşacağız duygusunu vermek gerekiyor. Bu bir travma. İster içinde olsun, ister dışında. Bu travmanın etkisi de daha sonra da sürecek. Özellikle terör bölgesinin içinde olan çocuklarda. Dolayısıyla da takipleri ve daha çok etkilenen çocuklara da müdahale gerekiyor. Ailelerin ve çocukların bu konuda destek almaları gerekiyor. Ailelerin bu konuda eğitilmeleri gerekiyor. Türkiye terörle ilk kez karşılaşmıyor sonuç olarak. Daha önce de
benzer olaylar oldu ve her defasında işte aileleri uyarıcı bir takım bilgilendirici çeşitli dernekler sitelerine de koyuyorlar, nasıl hani destek olunur çocuklara, neler anlatılmalı neler anlatılmamalı diye. Ama her şey gibi biz biraz çabuk unutuyoruz, sanki hiç olmamış, her defasında ilk defa oluyormuş gibi davranıyoruz. Ama unutmamak gerekiyor ki ailelerin bu destekleri yapabilmeleri için kendi ruh durumlarının, ruh sağlıklarının yerinde olması gerekiyor. Çünkü aileler de aynı şekilde travma sonra stres bozukluğu bulgularına, depresyonu yaşıyorlar. Aile ne kadar o ruhsal bozukluğu yaşıyorsa aynı şekilde çocuğa da yansıtıyor. Yani büyüklerin bile geleceğe dair güvensizlik duyduğu bir ortamda çocukların, gençlerin bunu yaşamamaları herhalde mümkün değil, değil mi? Ama yani işte, çünkü onları daha fazla, daha büyük belirsizlikler bekliyor. Güzel onlar, ama büyük olmanın özelliği onları mümkün olduğu kadar bundan uzak tutmak. Yani büyük bir çocuk, çoğunlukla çocuklarımızı bedenen koruyamayabiliriz. Hani terörü durduramıyor olabiliriz şu anda. İşte patlamaları durduramıyor olabiliriz. Ama ruh sağlıklarını bir şekilde destekleyebiliriz. Dolayısıyla erişkin olmanın özelliği kendi duygularımızı bir kenara bırakıp onlara destek olmaya çalışmak. Bir de tabii çocukların anne babadan bağımsız çevreleri var ve orada sözün nasıl yayıldığını da çok kontrol edemiyorsunuz. Yani bu gerçeğe bir şekilde tanıklık etmiş, anne babasıyla belki bunun üzerine konuşmuş çocuklar bunların yayılmasında da etkili olabiliyor. Doğru ya da yanlış yönde. Evet, onun için bütün ailelere dediğim gibi bir takım yani bir şekilde eğitim verilmesi lazım. Yani bunların anlatılması lazım sık sık. Mesela bu olaylar başladığından beri ilk kez konuşuluyor galiba. Ben daha önce bir iki kere yazdım. Bir iki yerde de gördüm yazıldığını ama ilk kez gündeme geliyor. Yani çocuklara ne olacak konusu. Çok daha sıra ona gelmedi galiba. Evet ama aslında yani çoktan gelmiş olması gerekiyor. Gerçi tabii çocukların hayatlarının korunamadığı, buna özen gösterilmediği bir yerde ruh sağlıklarına tabii sıra dediğiniz gibi zor geliyor. Biz galiba çocuklara önemi genel olarak öldükten sonra veriyoruz. Biraz öyle alayım. Evet. Yani ölene kadar çok fark etmiyoruz. Evet, sonra da sembol haline, simge haline. Öldükten sonra önemsiyoruz. Biraz sorun oradan kaynaklanıyor. Tabii bu arada basına çok iş düşüyor. Yani sadece çocukların ruh sağlığı için değil. Yani bu dünyada tartışılan bir şey. Hani terörün tabii ki basının bilgilendirme görevi var, haber verme görevi var ama bu haberlerin ne kadarı verilecek, nasıl verilecek, ne kadar görüntü gösterilecek, çocuklar üzerindeki etkisi nasıl dengelenecek, bu yıllardır tartışılan bir şey. Basın terörün korkutucu yönünü mü verecek, terörün etkisini 2-3 katına mı çıkaracak, yoksa terör konusunda insanları bilgilendirip nasıl tedbir alacaklarını ve nasıl korunacaklarını mı anlatacak? Basının da yani burada çok önemli etkisi var. Bizde genellikle basın daha korkutucu yönünü verme tarafında. Biliyorsunuz bu dünyanın birçok yerinde terör olayı oluyor ama ne bileyim işte çok yakında Fransa'da yaşandı. Hani hepimiz izledik. Oradaki görüntülerle bizdeki görüntüleri kıyasladığımız zaman Fransa'daki çocuklara olayı anlatmak çok daha kolaydı. Ya da işte daha geçenlerde 2-3 gün önce 11 Eylül'ün yıl dönümüydü Amerika'da. Amerika'da 11 Eylül'den sonra terör etkisi çocuklarda çok çalışma yapıldı. Çok uğraşlar. Hiçbir görüntü yayınlanmamıştı. Hani onun etkisini ne kadar düşürdüğünü çok ispatladılar. Ama bizde her şey çok ortada. Yani cenazeler çok ortada. Patlamadan sonra her şey çok ortada. Cesetler çok ortada. Ne kadar çok ayrıntı sunuluyor ve işte ailelere de çocuklara izletme diyoruz ama işte internet var artık. Her yerde görüntü var. Bir sürü çok çocukları ürkütecek görüntü her türlü sosyal medya ortamında paylaşılıyor. Çünkü habire çekilip ortaya konuluyor. Bunların hepsi bir bütün. Çocukları korumak istiyorsak bunların hepsine dikkat etmemiz lazım. İşin acı tarafı da bunların çoğunu çocuklar adına yapıyormuş gibi yapıyoruz. Bir de tabii siyasi görüş sahibi anne babaların takınmaları gereken bir tavır ya da bir ince ayar olsa gerek, değil mi? Yani bu olaylarda orada ya da burada siyasi bir tavrımız olabilir ama çocukların yanında tıpkı bu ölümleri konuşur gibi, patlamaları konuşur gibi bunu paylaşırken de bir dil ayarı yapmak gerekiyor mu? Yoksa çocukları hani kendi yanına çekmek için en iyi dönem budur diye annelerin daha babaların daha fazla yüklenmesi mi gerekiyor? Bakın ölümün tarafı yok.
Çocuğun da tarafı yok. Mesela ben taraftarım. Ben bir taraf tutuyorum. Ben çocuk tarafıyım. Hangi tarafta olduğu beni ilgilendiriyor. Ben her zaman çocuk tarafıyım. Ve bir anne babanın da özellikle her zaman çocuk tarafı olması gerektiğini düşünüyorum. Yani kendi siyasi, etnik, dini, her türlü inancından özgür olarak, bağımsız olarak kendi çocuğunu korumaya yönelik bir içgüdüsü olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bir olayı anlatırken bazı ölenler kötü, bazı ölenler iyi, bazı yapılanlar kötü, bazı yapılanlar iyi, bazı şeyleri yapmak iyi, bazı şeyleri yapmak kötü diye anlatamazsınız gelişimlerinde. Hepsi aynı oranda ürkütücüdür çünkü. Hı hı. İyileri ve kötüleri söyle somut dönem çocuğuna çok iyi anlatmanız gerekir. Çünkü o çok somut düşünüyor. Daha soyut bir takım kavramları, 11 yaş öncesi çocuklar somut kavramları sadece düşünebilirler. Soyut o inançtı, düşünceydi, siyasi, dini, onların hiçbirini algılayacak durumda değiller. O nedenle çocukla ilgili bir şeyi savunurken kendi bütün düşüncelerimizden bağımsız savunmalıyız. Yani erişkinler olarak yaparken de işte ne bileyim çocuğu bir terör olayında öne sürmekle, yani onu bir terör olayında kullanmakla terör olayında vurmak ya da bir şekilde öldürmek arasında çok da büyük fark yok. Sonuçta çocuğu korumamış oluyorsunuz ve çocuğu amacı dışında kullanmış oluyorsunuz. Çocuk olmasının dışında bir şey için çocuğu ortada bırakmış oluyorsunuz. Hı hı. Bunların hepsi çok ince çizgide ama hiçbiri çocuk tarafı değil. Sonradan da öldükten sonra da o çocuk için ağlamak, onun resimlerini paylaşıp onun yüzünden acı çekmek, değil mi? Yani bırakın terörü, işte son ne kadar oldu Suriyeli küçük çocuğun cesedi üstünden. Ben yani çok canım sıkıldı. Hepimiz ağladık. 4 yıl mı oldu Suriyeli göçmenler Türkiye'ye geleli? Yani küçük Ayla'nın cesedi fotoğrafının üzerinden uf ne biçim paylaşımlar yapıldı. Herkes ağladı, çok üzüldü. Ama daha 3 gün öncesine kadar aynı insanlar, çünkü çoğunu tanıyorum yani kendim görüyorum. Ne işleri var burada, niye bu ülkeye geldiler? İşte yaban sokakta da üşüyorlar, yemek yerken başımıza geliyorlar diyen aynı insanlardı. Dolayısıyla utanmak için, vicdanımızı çalıştırmak için, karşımızdakinin bir çocuk olduğunu düşünmek için o çocuğun ölmesini bekliyorsa o zaman bizde bir sorun vardı. Engin Semerci çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Reklamlardan sonra yine birlikte olacağız.